Sayın bakanlar, değerli milletvekilleri, değerli valilerimiz, belediye başkanlarımız, sevgili İzmirliler, hepinize enişten selamlarımı, saygılarımı sunarak sözlerime başlıyorum. Önce şunu söyleyeyim. Değerli arkadaşlarım, uluslararası bir fuarın açılışını yapıyoruz. Beraber olmak zorundayız. Birlik olmak zorundayız. Kardeş olmak zorundayız. Dolayısıyla yabancı misafirlerimiz var, konuklarımız var. Demokrasi güzel şey. Ona saygı duyuyorum. Ama ne olursunuz bu toplantıyı farklı yerlere çekmeyelim. İzmir Türkiye'nin dünyaya açılan penceresidir. Güzel İzmir, sevgili İzmir, Türkiye'ye ve dünyaya aydınlığı taşıyan İzmir, fuarlar kenti İzmir, İzmir'i böyle bütün dünyaya tanıtmalıyız. O nedenle şunu söyleyeceğim, değerli arkadaşlarım. Bu fuarın 82 yıl önce açılmış olması çok anlamlıdır. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı veren kahramanlar, bizim büyüklerimiz, bizim dedelerimiz, bizim babalarımız savaş meydanlarında mücadele ettiler. Onlar ekonomi eğitimi görmemişlerdi. Enflasyon nedir, kur nedir, kalite nedir bilmiyorlardı. Ama bağımsızlık savaşından sonra ilk el attıkları alan ekonomi oldu. Çünkü büyük önder Mustafa Kemal Atatürk şunu söylüyordu. Savaş meydanlarında kazanılan zaferler ekonomik zaferlerle taçlandırılmadıkça ülkenin bağımsızlığı güvence altına alınmazdı. Yapılan budur. Fuarların bir diğer özelliği daha var. Değerli arkadaşlarım. Fuarlar sadece kent içinde yaşayanları, sadece ülkede yaşayanları değil, ulusları da kaynaştıran çok önemli organizasyonlardır. Eğer bugün Sri Lanka'dan dostlarımız gelmişse, İzmir'i ve Türkiye'yi tanıyacaklarsa, ki onlar gelirken kültürlerini de getirdiler, beraber tanışacağız, onlarla dost olacağız, onlar Türkiye'yi tanıyacaklar, biz de Sri Lanka'yı tanıyacağız. Dolayısıyla fuarlar aynı zamanda uluslararası barışın da güvencesidirler. Barış derken şunun altını özenle çizmek isterim. Bugün yaşadığımız koşullar, uluslararası yaşanan gerginlikler bir şeyi aklımızdan çıkarmasın. O da barış. Bu ülkeyi kuranlar, yani Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları şunu özenle dile getirdiler. Dediler ki zorunlu olmadıkça savaş bir cinayettir. Onun için ulusal bağımsızlık savaşı sonrasında yurtta barış, dünyada barış dediler. Görüşten olursak olalım, her ortamda barışı savunmalıyız. 1945 40'lı yıllar, İkinci Dünya Savaşı'nın yaşandığı yıllar. O yıllarda bile milyonlarca insan yaşamını yitirdi. Bakın sizlere rakam vermek isterim.
1945 yılında gerçekleşen savaşlarda 25 milyondan fazla insan yaşamını yitirdi. Bunun sadece 3 milyonu askerdi. Ağırlıklı olarak 20 milyondan fazla sivil yaşamını yitirdi. O nedenle savaşlar hiçbir ülke için barış ve huzur getirmemiştir. Savaş gözyaşıdır. Savaş kandır. Barışı egemen kıldığımız zaman bu coğrafyada Mevlana'nın istediğini de yapmış oluruz. Hacı Bektaş Veli'nin istediğini de yapmış oluruz. Şu rakamları da kısaca vermek isterim. Sadece 10 yılda, son 10 yılda 2 milyondan fazla çocuk savaşlarda öldü. 1 milyon çocuk babasız kaldı. 6 milyon çocuk sakat kaldı. 12 milyon çocuk evsiz kaldı. 10 milyondan fazla çocuk travma geçirdi. 10 binlerce çocuk tecavüze uğradı. Savaş budur. Faturası toplumlar için çok ağırdır. O nedenle hep beraber ve daha güçlü olarak savaşa karşı çıktığımızı her yerde dinlendirme görevini yerine getirelim. Bu fuar organizasyonunu gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediye'mize katkı veren sayın bakanlara yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü İzmir bir fuarlar kentidir. 30'a yakın fuar burada yapılmaktadır. Dünyada sayılı büyüklükte bir fuarın temeli İzmir'de atılmıştır. Önümüzdeki süreç içinde bu da hayata geçirilecektir. Ve bu merkez o zaman bir kongre merkezine dönüştürülecektir. Umuyorum önümüzdeki süreç içinde hep beraber İzmir'i ve Türkiye'yi dünyaya tanıtacağız. Hepinizden selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Yaşasın barış, yaşasın özgürlük, yaşasın kardeşlik diyorum.